Bugün size bazılarınızın bilmediği, aslında çoğunuzun bildiği ama nedense göz ardı ettiği bir konuya değineceğim. Otomatik beyaz dengesi seçenekleri. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, beyaz dengesi ayarlarına girdiğinizde Fujifilm'in size 3 seçenek verdiğini göreceksiniz. Eminim ki %90'ınız ortadaki auto seçeneğini seçmiş ve unutmuş durumdasınız. Yine eminim ki diğer seçenekleri merak edip incelememişsinizdir. Ama sizin için inceledim, merak etmeyin. Diyebilirsiniz ki ben RAW çekiyorum zaten, benim için önemi yok. Sonradan nasıl olsa düzeltirim. Doğru. Ama kafadan daha doğru başlamak akıllıca olmaz mı? Ya da madem Fujifilm böyle bir avantaj sağlıyor, neden kullanmayasınız? O halde gelin şu 3 seçeneği inceleyelim ve aradaki farklara bakalım. Birinci seçenek, beyaz öncelikli otomatik beyaz dengesi ayarı. Bu kısaca kameranız çekeceğiniz karede yakaladığı beyaz, gri ya da nötr alanlarından faydalanarak beyaza göre karenin en doğru renk ısısını, yani Kelvin değerini saptayarak olabilen en doğru renk verilerini yansıtacaktır. Bunu yaparken ambiyans renk etkilerini olabildiğince aza indirgeyecektir. Böylece yansıtmak istediğiniz renkleri doğruya en yakın şekilde verecektir. Portre çekiyorsanız, ürün fotoğrafı çekiyorsanız ya da en doğru rengi yakalamak istiyorsanız bu seçenek sizin için ilk seçenek olmalıdır. İkinci seçeneği sona bıraktım. Çünkü 1 ve 3'ü anladığınız zaman 2'yi anlamak daha kolay oluyor. Dolayısıyla gelelim 3. seçeneğe. Ambiyans öncelikli otomatik beyaz dengesi. Bu seçenekte kamera sahnenin genel renk ısısını ön planda tutarak o renklerin daha çok yansımasını sağlayacaktır. Mesela yüzünüze kırmızı bir ışık yansıyorsa önceliği ten renginiz değil kırmızı ışığa verecektir. Oysa ki ilk seçenek sadece ten renginize öncelik verecektir. Bunu sadece ten rengi olarak düşünmeyin. Sizi büyüleyen bol ve rengarenk bir sahnenin ışığını ve renklerini yansıtmak istediğinizi düşünün. Bu şartlarda bu seçenek sizin için en doğru seçenek olacaktır. Gelelim son seçenek olan ortadaki auto seçeneğine. Bu seçenek 1 ve 3'ün özelliklerini birleştirip ortalamasını alıyor. Kısaca 1 ya da 3'ü seçmekle uğraşmak istemiyorsanız her şeye karşın sizin için kamera elden geldiği kadar en iyi renk ısısına karar veriyor ve tembelliğinizi de ödüllendiriyor. Bir şey itiraf etmekte fayda var. Fujifilm'in bu yeni nesil kameralarında bu otomatik beyaz dengesi algoritması son derece güvenilir hale gelmiş doğrusu. Dolayısıyla da göreceğiniz kıyaslamalı fotoğraflarda fark oldukça az ama var. Bir şey daha fark edeceksiniz. O da gündüz dış çekimlerinde üçü arasındaki farkın neredeyse olmadığını ama diğer taraflarda ufak da olsa var. Gelin şimdi size bu farkları görsel olarak sunalım ve anlattıklarımı daha mantıklı ve anlaşılır hale gelsin. Fotoğrafların üstünde daha rahat ayırt etmeniz için beyaz öncelikli için WB, ambiyans öncelikli için WBA ve ikinci seçenek için auto yazdım. Don't leave me high and dry. Oh.
Sevgili dostlar, fotoğraf sanattır. Fotoğraf yaratıcılıktır. Sanat ise görecedir. Bu bilgilerle kendi sanatınızı yaratın. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ve bu güzel aileyi hep birlikte büyütelim. Sevgili dostlar, Güneydoğu'yu daha henüz gezemeyen Türkiye'nin batısındaki dostlarımıza, kaybettiğimiz canlar yanında nasıl aslında çok güzel bir coğrafyanın etkilendiğini ve belki de bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla şu anda yukarıda linkini bıraktığım belgeselimi paylaşalım. Paylaşalım ki Türkiye'nin nasıl zengin bir kültür mirasına sahip olduğunu ve neden her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının buna sahiplenmesi gerektiğini anlamasını sağlayalım. Şimdilik Allah sizleri korusun. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.